Evet, 14 Aralık 2022 Edip Bey ile birlikte proje müdürümüz Polat Yol'un Muyembe şantiyesindeki 40. kilometredeyiz. Benim de randevudaki 4 senem günü gününe bugün doluyor. Doğum günümüzü Polat Yol firmamız ve değerli çalışanlarımızla birlikte kutluyoruz. Geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Tamamen bir çöl şeklindeydi. Şimdi gördüğümüz gibi neredeyse 1000 kişiye ev sahipliği yapacak genişlikte bir şehre dönüşmüş durumda. Aynı zamanda daha önce daracık olan yolların şimdiki hallerini birlikte göreceğiz. Karşısı atölye. Kilometreden yukarıya doğru çıkıyoruz. 42'den itibaren Pian Coupe doğal parkı başlıyor. Ardından 92. kilometreden itibaren Uganda'nın en geri kalmış yerlerinden Karamoja'ya giriyoruz. Yolumuz 92. kilometrenin Akapiripirit'e kadar devam edecek. Gördüğünüz yol neredeyse asfalta hazır vaziyette. Asfalt için bitümü getiriyorsun. Onu yurt dışından getiriyorsun. Hiç burada yok. Petrol çıktığı zaman burada üretilme şansı olacak mı o asfaltın? Evet. O da bir fark yaratacak. Güneyde de işte demir madenleri var. Şimdi onların işletme haklarını Cumhurbaşkanı bir şirkete verdi. Ama onun çeliğe dönüştürülmesi için kömür lazım. Kömür de Tanzanya'dan gelecek. İşte ümit ediyoruz o kömürün getirilmesi aşamasında demir yolunun hayata geçmesi. Tabii. Ve Tanzanya'dan gemilerle, bir de gemi şirketimizle konuşuyoruz. Onların getirilmesi ülkenin sanayileşmesi ve altyapısı açısından çok önemli bir aşama olacak. Burası köprü mü olacak? Evet. Şu hak girişleri. Hak girişi. Ben soldan devam ediyorum. Evet. Ticari sır değil mi abi bunlar? Değil. Çekiyoruz da böyle. Değil. Yani biz diğer kaçakçılığa yol açmıyoruz. Birinci ayağı köprü. Bunu yıkacağız eski köprü. Evet, bu eski köprüden geçmiştik. Numara olarak dördüncü ayağı. Dördüncü ayağı. Eski köprü yıkıldıktan sonra diğer iki ayağı yapacağız. Projenin henüz yarısı tamamlanmış olsa da bölgeye hareket ve bereket geldiğini gözlemledik. Görüştüğümüz yerel halk da
köyler arasındaki mesafelerin kısaldığını ve güvenliğin önemli ölçüde geliştiğini söylediler. Çalışmalardan memnun gözüküyorlar.